Eğer Allah'a bir daha işiniz düşmeyecekse. Gazneli Mahmud, İslam'ı yaymak amacıyla Hindistan'a 18 sefer düzenlemişti. Bu seferlerin birinde oldukça şiddetli bir direnmeyle karşılaşmış, bu zor durumdan kurtulmak için Allah'a şöyle niyazda bulunmuştu. Ey Rabbim, sen yardım edensin, bizlere yardım eyle. Şayet bu savaştan galip çıkarsam, aldığım bütün ganimetleri yoksullara dağıtacağım. Gazneli Mahmud bu seferden zaferle çıkmıştı. Elde ettiği ganimetleri de yoksullara ve garibanlara dağıtmaya başlamıştı. Ancak sultanın yanındaki vezirler bu durumdan hoşnut olmamışlardı. Bu durumu sultana, "Aman sultanım, ne yapıyorsunuz? Bunca değerli altınlar, inciler fakir fukaraya dağıtılır mı? Hem onlar bunların kıymetini ne bilecek? Üstelik devletin bu ganimetlere ihtiyacı var." diyerek bildirmişlerdi. Gazneli Mahmud'un kafası bu sözler üzerine karışmış, kararsızlığa düşmüştü. Bu kararsızlıktan kurtulmak için devrin alimine bu durumu danışınca alim, Gazneli Mahmud'a şu şekilde tavsiyede bulundu. "Sultanım, bunda kararsızlığa düşecek bir taraf yok. Çok basit bir tercih karşısındasınız. Eğer Allah'a bir daha işiniz düşmeyecekse hemen adamlarınızın dediğini yapın. Ganimetleri hazineye koyun. Ama Allah'a tekrar işiniz düşecekse verdiğiniz sözü tutun. Adağınızı yerine getirin. Ganimetleri yoksullara dağıtın." Zor zamanlarda, sıkışık anlarda verilen sözler, durumlar iyileşince unutulmamalıdır. Aynı sıkışık durumlara düşmemeye garanti kimse edemez ki.